Merhaba arkadaşlar. Gezgin Rotası'nın yeni dağ evi macerasına hoş geldiniz. Bugün yine tek başınayım. Babam tembihlememe rağmen yine yok. Bu sefer yüküm ağır. Tek başına bakalım nasıl götüreceğiz. Pencere. Dedim usta bize yamuk yapınca artık PVC bir pencere sistemi uydurduk. Şimdi bir küçük olan kısmı arabaya anca sığdırabildim. Büyük olan için başka büyük bir arabayla götürmemiz lazım. Ona artık müsait bir zamanda ayarlayacağız. Nereden bir araba denk getirebilirsek o şekilde. Şimdi ben bu PVC'yi götüreceğim. Oraya takmaya çalışacağım. İlk defa yaptığım için sistemini de tam bilmiyorum. Biraz tarif ettirdim ama bakalım başarabileceğiz mi? Buyurun seyre. Bakın burada çıtlık toplamışlar. İçindeki ermiş olanları üğüdüp ondan sonra geriye gök olanları pasa olarak bırakmışlar buraya. Daha önceki haftalarda çektiğimiz videolardaki çıtlıkların neredeyse tamamı toplanmış. Bunlar biraz daha kuruduktan sonra, bekledikten sonra afiyetle evlerde kış günlerinde yenecek yani. Bak hiç sonbahar olsa da kelebekler uçmaya devam ediyor. Tabi çekemedik. Şöyle vadiyi göstereyim. Sonbahar güzelliği. Artık yapraklar tamamen boşalacak yakında. Uzun zamandır dağ evine yükle gitmiyordum. Ayak bir hışlattı. Açıkçası terletti yani. Işıl ışıl kaldık. Dağ evinde spor yapıyoruz diye spora da gittiğimiz yok. Eskiden koşardım. Ondan sonra sauna, yüzme onlara giderdik. Bozkır ilçemizde. Ama onlara da gidemez olduk. Zaman ayıramıyoruz. Vaktimiz genellikle hep dağ evinde geçiyor. İnşallah
emeklerimizin karşılığını alırız. Şu sonbahar güzelliğinde. Bu da bir karşılık. Yani Mevlamızın şu gördüğünüz güzelliklerini yaşayabilmek, yani idrak edebilmek. Vakit ayırıp kendinle baş başa, doğayla baş başa ve doğadaki dönüşümü birebir gözleyebilmek gerçekten güzel bir şey. En büyük kazanımlardan bir tanesi de bu diye düşünüyorum. Neyse, biraz mola verdim. Devam. Bu küçük pencere bu kadar yordu. Büyük pencere demek ki bir kişi tek başına getiremez. İki kişi yardımlaşa olması lazım. Arkadaşlar, alıcı ağacımızın meyveleri olmuş. Bayağı kısıtı yerlere dökülmüş. Nasipse bu yerlere dökülenler tam olgun olanlar. Şimdi turşusunu kurmadan yiyebileceğimiz versiyonları, onları dönüşte artık afiyetle yeriz. Son yaptığım çalışmayla içeriye yağmur gelmemiş. Belli ki, çünkü hiç ıslaklık, nem göremiyorum orada. Demek ki bacanın arasından kaçırıyormuş.
şöyle bakarsak arkadaşlar şöyle olacak. Benim normalde niyetim tek cam, tek parça cam düşünüyordum buraya. Burası özel olsun diyordum. Dışında kepenek. Ama istediğimiz gibi olmadı. Artık nasip diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Olduğuyla yapacağız. Tam aldığım ölçülerde olmadı. Normal pencerecilere gidince bayağı bir para çıktı. Çıkmacı demeyeyim artık da. Bu da sıfır ürün ama hurdacılardan aldım. Çerçi diye bir hurdacımız var Bozkır'da. Ondan aldım. Biraz daha ekonomik haliyle. Kalitesine bir şey diyemem. Yani sonuç itibariyle burası tamamen ev konforu olmayacak. Dağın başı. Özelliği de o. Bakalım şimdi bunu elbiseyle bir yerleştirelim. Nasıl olacak? Ondan sonra da esas montaj işine bakacağız. Tabii becerebilirsek o da ayrı bir şey. Olduğu için buradan direkt girer diye düşünüyorum. Yok. O kadar da küçük değilmiş demek ki. Şekilde gördüğünüz gibi biraz boşluk var. Şu aşağı tarafta eğim olduğu için aşağı taraftan destekli bir şekilde bu tarafa sıfır yaparsak şuranın boşluğunu da bir şekilde tahtayla bir şeyle toprakla kapatacağız nasipse. Güzel. Ölçü bence iyi. Biraz daha iyi olsa zaten sıkıntı olurmuş.
Azmi Zafer'i söktüm. Ama dakmak nasıl olacak onu bilmiyorum açıkçası. Biraz da zarar verdik tabii de. Haliyle ustalık dediğim gibi yok. O yüzden şöyle çift camımız. Şurada dursun. Şimdi şunu da çıkartıp da ne yapsam daha sağlıklı olur. Evet. Cama zarar vermemek için bunu da sökeceğim olur. Çerçevemiz kaldı. Şimdi bir şey hareket ediyorum. Bunu anlayamadım. Bir şey var. İçinde kalmış. Sistem şurada. Evet. Yapmamışız. Şuradan şu dip tarafa sabitlersek sabitlersek şunun altında olduğumuz şuradan da çevirirsek evet şurası dolar şu altında sabitlemiş oluruz. Şuradan şöyle yukarıdan sabitleyeceğiz ki bir kere güncel olsun. Çünkü aşağı tarafta boşluk var. Yukarıdan sabitleyelim bir çivi çakayım bir. Bir daha kafamıza düşmesin.
keser keser diyerek dilimizi kırardık ama keserler hiçbir zaman burada durmadı. Oradaki demir yüzünden gerçekten sağlam oldu. Şöyle baktığımızda şu yukarılardan da yaptığımızda bakalım da pencereye burası aç kapa yeri zaten zararı varsa ona göre zorlayayım. Şimdi şu aşağıdan da bulacağız buraya. Bir tarafta uysak da denesek bir bakayım. Şu yapışkanları güneşte yanmadan çıkarmak lazım. Şimdi çıkarmazsanız sonrasında biraz çıkarması zor oluyor açıkçası. Şurası yukarıda kaldığı için mesela oraları biraz zorlanacağız. Belki çıkartamayacağız yani. Amacı da çizilmeyi önlemek. Daha bizim işimiz var ama şimdiden çıkartalım. Çünkü peydir peri yapıyoruz. Bir iki günde yapılacak bir şey olsa içini güneşten yanmadan çıkartırız ama bizim iş haftalık bir iki günlük işlerle gel yapabiliyoruz. Şimdiden çıkartmak en iyisi. Şöyle bakarsak oturdu. Şuradan zayadık. İlk bir daha lazım şuralardan. Uygun yerden tabandan. Özellikle tabandan. Çivi çakacağız. Nasipse. Devam.
silah kılıyor. Acaba çivimiz mi? Çivinden dolayı olabilir mi ki? Arkadaşlar, görüşlerinizi alayım. Yani bu kepenek benim ahşaptan tek pare cam yapmak için düşüncemdi. Normalde ikiye açılır yapacaktık. Böyle çirkin de görünmeyecekti. Burası tek cam olacaktı. O hedefimde olmadı artık. Olana bakacağız. Bu camı yaptıktan sonra o kepeneğe bence gerek yok diye düşünüyorum ama görüşlerinizi de belirtirseniz sizin önerileriniz de daha değerli. Yani çünkü benim göremediğim çoğu şeyi sizin verdiğiniz fikirlerle ben uyguluyorum, tatbik ediyorum. Yani ilkinde olmasa bile sonrasında değiştirebiliyorum. O yüzden burada vereceğiniz görüşleriniz benim için önemli. Ona göre şekillendiririz. Nasipse artık bir toprak işimiz daha var. Buralar. Şimdi silikon sıkacağım. Ondan sonra da toprak dolacak buralar. Toprakla da üstünü kapatacağız. Sıfıra sıfır olacak yani.
Bugün tek başınaydım. Babam yoktu. Şöyle göstermek gerekirse yaptığımız çalışmaları. Penceremizi takabildik. Tek bir kenar tarafı yerleştiremedim. Oradan da bilen birisinin yardımıyla hallederim diyerek es geçiyorum şu anda. Çünkü sökerken bayağı bir zarar verdim. Yine zarar vermek istemiyorum. Dış taraf gördüğünüz gibi. Penceremiz şöyle gördüğünüz gibi yerleştirildi. Çiviledim sağlam bir şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan silikonumuzu da sıktık. Tabi şuraya takviye yapılacak. Takviyeden sonra ekstradan silikon ve buraya bir çivi çakacağız büyüğünden. Şuraya komple toprağla hizasında doldurulması lazım ki görüntü güzel olsun. Şuranın kapatılması lazım aşağıyla beraber. Onu da toprakla sıvayacağız. Ondan sonra da badanamızı da yapacağız. Tabii bunu da bitirdikten sonra diğer ikinci penceremizin gelmesi lazım. O geldikten sonra anca işe girişmem lazım. Çünkü onda da aynı şekilde sağdan soldan açıklar çıkabilir. Tek fare bir şekilde işimizi bitirebilelim. Bakın yağmurlar yağdı. Burada nem yok. Önceki kalan nem bu. Toprağın yeni bir su akıntısı gelmedi. Dediğimiz gibiymiş, bacadan geliyormuş. Yağmur suyu. Nasipse şu penceremizi de hallettik miydi? Onu getirmek biraz mesele olacak da bakalım. İnşallah. Bir araba denk getirebilirsek onunla getireceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, bugün de dağımızdaki maceramız bitti. Kendi çapımızda bir şeyler yaptık, yapmaya çalıştık. Yapmaya da çalışacağız yani. Bu şekilde günlerimiz geçiyor. Ne demişler? Kurta
Niye ensen kalın demişler. Sormuşlar yani. Demiş ki kendi işimi kendim yaparım demiş kurt. O hesap biz de ne yapalım? Bu dağ evi macerasında istediğimiz gibi işimizi yaptıramıyoruz. Mekanın uzaklığından, bazı sıkıntılardan dolayı. Yapacak bir şey yok. Kimseye zorla bir şey yaptıracak da değiliz. O yüzden ne yapıyoruz? Yüklendik, sırtlandık, geldik. Kendi çapımızda. Eksikleri var, yedikleri var. Siz diyorsunuz, yorumlarda da bahsediyorsunuz arkadaşlar. Haklısınız, yerden göre kadar haklısınız. Yani o öyle çakılır mı, böyle yapılır mı? Ben acemi bir adamım. Ustaya da bir şey yaptırmaya çalıştığımızı da yapamıyoruz. Yani siz de farkındasınızdır. 1,5 aydır, neredeyse 1,5 ay oldu. Usta yolu gözlüyoruz. Yani yapacağız, edeceğiz dedi ama yapılmadı. O yüzden ne yaptık? Yüklendik PVC'miz. Kendi işimizi kendimiz görüyoruz. Başka da lafa gerek yok. Herkes kendisi bilir. Artık dönüş yolundayız. Görüşmek üzere. Rüzgarını bekleyen yapraklar. Sonbaharın özelliği bu. Rüzgar geldiğinde gördüğünüz gibi böyle sapır sapır yapraklarını döküyor. Biz yapay yaptık tabii de. Yiyecek. Yiyecekler tamamen olmuş. Ve aşağı dökülmüş. Dökülenler gerçekten güzel olur. Yani hamalindeki gibi boğazımıza takılmaz. Dönüş yolunda bu ortamın doğal güzelliklerinden de istifade etmeye devam ediyoruz. Afiyetle.